Real Madrid'de bak şöyle söyleyeyim sana ya neredeyse yüzde %50 indirim yapmışım Galatasaray'a yani oradaki parayı bırakıp sırf tamam. oynamak için geldim. En korktuğum şey oydu. Yani bekliyorsun böyle hem beklemek zorundasın hem de orada böyle bekliyorsun ne zaman hani bomba atar diye. Hacı şöyle şey enteresan bir adamdı yani herkese kendi gibi görüyor. Hani görmek istiyor. Yani sanki herkes Hacı gibi bir gazetede açıklama yapıyor. Marka gazetesi onların en çok okuran dedi ki işte Raul dedi ve Moriantes dedi öyle o kadar iyi futbolcular değilse aralarında dedi sadece paslaşıyorsan bana pas vermiyorlar. Ooo. Ama sonra televizyonda 6-0 izleyince dedi hiç içmemiş. <laughs> Sevgili seyirciler Atakan Kurt ile futbol anıları programının bu haftaki konuğu eski efsanelerden Elvir Balic Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Bursa Spor'da, Bostersek milli takımında ve Real Madrid'de senelerce başarıyla forma giydi. Özellikle Bursa Spor'da ve akabinde Fenerbahçe'de ortaya koyduğu performans, attığı goller o dönem Hacı ile kıyaslanıyordu Elvir Balic. inanılmaz bir sol ayağı vardı. Ve o performans onu Real Madrid'e taşıdı. Şanssız bir sakatlık e, Kadavra e, sol dizine enjekte edildi. Hiçbir zaman o eski performansını sergileyemedi. Ve o şu anda bizlerle birlikte. Hoş geldin kaptan. Hoş bulduk. Merhabalar. Yani kısaca böyle bir ya, yaptım özetlemeyi yaptım değil mi? <laughs> Bence çok. Dilersen e, Bursa'ya bir gelişini konuşalım. Boss geldin. Hiçbirimiz hiç kimse tanımıyordu seni. <laughs> bir Intertoto Kupası maçları, Wimbledon maçları, Karlsruhe maçları herhalde değil mi? İnanılmaz abi evet. performans. İngiltere'de 4-0 biten bir maç. 30 evet. metreden mesela topu aldığın anda, e, rakip kaleyi gördüğün anda yani sürekli vuruyordun ama gol olmuyordu çok şanssızdın. Bravo. Ama müthiş performanslar. Sonrasında goller, asistler, Bursa yükselen performansını nasıl değerlendirsin o günlerde? Tabii şimdi hani gene yaşattın değil mi? Gençliğim <laughs> evet birçok birçoğu anlattım hani kısacası sadece anlatayım. Hani artık Bursa'ya gel gelişim bayağı bir herkes biliyor, tanıyor. Muhtemelen sen de de biliyorsun. Ee, ama Bursa, Bursa Spor'a geldikten sonra hani o ilk 4 ayda gerçekten e, çok zor günleri yaşadım. Çünkü savaştan çıkıp e, buraya geldikten sonra bir de o zaman tabii üç yabancı vardı. Evet. Hani hakkı 3 yabancı oynayabiliyordu. Ben de dördüncü yabancı gibi geldim zaten. Zaten Bursa Spor'da çoktan e, ligi devam ediyordu. E, 2 Şubat 95 hiç unutmayacağım ilk günüm e, Bursa'ya Bursa geldiğimde. E, e, ne yapmam lazımdı? Orada takımla beraber antrenmanlara çıkıyordum. Maçlara çıkamıyordum. Çünkü 28, sene, 28 sene oldu. 28 sene oldu. Şimdi 2 Şubat 28 evet. ki, tam olacak. Doğru. Ondan sonra tabii antrenmanlara da çıkıyorum. Çalışıyordum. Bir tarafta tabii başım Ailemin yanında işte Bosta'da Savaşta evet, var Tabi tabi savaşta Bu arada Aile sen Antrenmanlara giderken maçlara giderken Sürekli kurşunlar bombalar yağıyor değil mi? Tabi canım o devam ediyor Mesela antrenman yaparken mesela yal tarafına Hiç böyle bomba falan düştü mü? Öyle, Klimetriyi Biz şeyde, Halis Sağ'da Antrenmanları yapıyorduk o kapalı Kapalıydı yani kapalı Salonun içinde e, antrenmanları yapıyorduk Ama tabi dışarı Çıkıp da hani eve gidip ya da evden antrenmana gelmek bir saat yürüyerek gidiyordum. Abi tamam. bütün şehri geçmem lazımdı. O zaman barikatlar falan vardı. İşte ee, işte yalnız e, izin vermiyordu. Hani babam yalnız bırakmıyordu. Baba benimle beraber gidiyordu. Yani her gün o o şekilde antrenmanlara gidiyordu. Peki sen yürürken mesela hiç kurşunlanma, taranma, bomba düşme düşmesi denk gelmedi mi? Ben bomba düş ama şey sniper'larda çok denk geldim yani. Hı. Hani aralarında mesela barikatlar oluyordu. İşte atıyorum 20-30 metre mesafe boşluk vardı. O boşlukların arasında e, ateş ediyorlar da birkaç kere böyle sesini duyuyordum. Ne, yani. Duyuyor tabii o kurşunun sesi falan. Ama anlaşıyorsun. Kim kimse söyledi bir zaman sonra. Tabii ondan sonra <laughs> tabii doğru. Aslında alışıyorsun. O kadar tuhaf bir şey ki yani yaşamaya, o bombaları düşmeleri e, yani... Hayat devam ediyor. Her zilada Ama, kurşun izlere. Tabii. Tamam En, en kötüsü şöyleydi. Mesela su yoktu, elektrik yoktu. Mesela su sular kesik. E şimdi bir yere gidip hep beraber insanları e, belli bir bölgelerde su alıyorsun, taşıyorsun. E, o şeylerin içinde plastik ne derler onu. Plastik içinde e, en kötüsü oydu çünkü oraya gittiğin zaman mesela 100 kişiyi bekliyorsa genelde orada bombaları at atabiliyorlar. Aa, oraya atıyorlar. Tabii atıyorlardı bilerek. Hani birkaç kere şey oldu Hı. ya Boston Saray Boston'da böyle insanları pazarda pazarda e işte bombalar atın. En korktuğum şey oydu. Hani bekliyorsun böyle hem beklemek zorundasın hem de orada böyle bekliyorsun ne zaman hani bomba atar diye. Allah Allah. O çok çok çok, çok kötü. tetiktesin. Doğal sürekli. Doğal. her bekliyorsun. Ne zaman düşer mi düşmez mi Allah'tan kaldı yani. Allah Allah. O çok zordu. O en korktuğum noktalar oydu. Sonra kaçtın geldin değil mi sen? Tabii e, yok ben, biz önce çıktık e, Sarayvo takımı izin alarak Ali Aziz Beygoviç e, eski rahmetli. Çünkü bizim böyle bir turnuva hani dışarıda çıkıp böyle oynadığımız maçlarda işte e, paralara paraları toplayıp işte askerlere falan yardım amacıyla izin aldık. İzin aldıktan sonra ben bir sene devam ettim. Biz, biz bir, sürü ülke gezdik falan. Ondan sonra dönmek zorunda kaldık. Ben de döndüm. Hatta 13 kişi falan döndü Geri kalan hepsi bir tarafta gittiler. Evet. Aslında kaçtı dediğin gibi. Ondan sonra bir daha yine izin aldık. Yine 7 ay Bosna'da kaldım. Sonra bir daha izin aldık. O izinden sonra tekrar çıktık ve maç Bursa, Bursa'daydı. o zaman işte Bursaspor'da o oynadığım hazırlık maçta işte Necad Biyediş rahmetli vardı. O be, on, o beğenmiş ilk başta. Sonra biz izin almamız gerekiyordu. Nasıl izin alacağız falan? İşte izin vermezler diye biz bir ay daha devam ettik o turnuvaya. Sonra Bosna'ya dönmeden önce İstanbul, İstanbul'da aktarma yapıyoruz, İstanbul'dan ben aradım Necati Hoca'yı böyle böyle ben Bostan'a döndüm hala ilgileniyor musunuz diye ilgileniyoruz deyince oradan havaalanından kaçtık. <laughs> pasaportu Bursa ya. Ya. <laughs> evet. o arkadaşım pasaportu Bursa'ya. Bursa'ya o arkadaşın ne oldu? O, o bir ay kaldı benimle sonra Bursa'da söyleyen hani, şey yapmadılar. Hani, beğenmediler. E, hem beğenmediler hem de zaten 3 yabancı bir de ben 4. O da futbol yaptı sonra devam etti mi? Sonra bir Almanya'da e, amatörde oynadı evet, ondan sonra bıraktı. Sonra sen döndün. O sene herhalde devre arasıydı Şubat'tı. Tabii evet. o sonuna kadar bekledin. Bravo. Sene sonu da yani Inter Toto'ya aslında ben oynayacağını bilmiyordum. Ha, Ana, bilmiyordum. hani haberim yoktu. Ben ligde, ligde oynayacağımı zannettim. Ağustos'ta falan o zaman evet. ligler başlıyordu. Dedi ki işte sen Inter Toto falan filan. Ben de şok oldum hani o zaman ne zaman falan. işte Mayıs Haziran mıydı neydi Inter Toto? Çok sevinmiştim tabii. Ama o süreçte mesela 4 ayda hep tesislerde kaldım. Yalnız kimse yoktu. Çok iyi hazırlandım. Yani hazırlandım. Sürekli çalıştım ama konuşacak kimse yoktu. O evet. çok zordu. Ama be, bana biraz yardımcı oldu. Çünkü Türkçe yani biraz daha çabuk öğrendi mi diye düşünüyorum. Tabii <laughs> vardı. Musisi vardı. Musisi. Yani bizim gerçekten o zaman kadromuz çok iyiydi. Yani hem Türk oyunculardan işte Ömerler, işte Levent, Tuncay, Adnan Kaptan, Tü Turan. Hani iyi bir kadromuz vardı gerçekten. Gançev Kaleci. Sen Kurşun döktüler değil mi sana? <gülüyor> <gülüyor> Sen biraz önce şey anlatmıştın, çok güzel anlattım. Hani İnter Toto başladın da iyi oynuyorum ama bir türlü gol atamıyorum. Yani benden çok taraftar hani gol atmamı istiyor. Ama o kadar çok Hoda. iyi oynuyordun ama. Evet evet. Çok Tek güzel. eksik gol. Tek eksik gol. yani herkes çünkü benim üzerimde de o baskı vardı. Hani ne zaman Ercüment pası atıyor mesela ben ona asistleri yapıyorum, <laughs> işte Sen musisi atıyor. atıyor. Ercüment her maçta atıyor. Bir tek bende gol yok. Bekle bekle ondan sonra kal maçı o müthiş bir maçtan önce. Vallahi götürdüler öyle benim haberim yoktu. Ondan sonra kurşun döktürmeye işte böyle bir şeyler böyle şey yapıyorlar. falan. Bu evet teyze yaşlı teyze falan filan derken sonra ayrı öten kurban kestiler. Sonra Teyziste işte böyle sürdüler falan. işte ayakkabıları. Sonra ilk, maç... Sonra ilk başta gol <laughs> <laughs> attı. Böyle müthiş bir sevinç. Ben hiç, en sevdiğim gollerden bir tanesi yani. 2 sene oynadın Bursa'da 3. 3 Üç. Üç sene oynadın. Sonra 9 milyon dolar evet. Bursa'ya, 3 milyon dolar sana, 12 milyon dolar toplam maliyetle. Bunu böyle hatırlıyor. Evet. 12 ne milyon acaba? dolara evet. Fenerbahçe'ye geldin. Hatta Aziz Yıldırım'ın şöyle bir görüntüsü vardı. Yolda yürüyor böyle. Başkan balı çal, bu yabalar. Arz ev, Peki kaç ay önce Allah aşkına Aziz Yıldırım seninle? Ee, Valla şimdi tam olarak bilmiyorum hatırladığım kadarıyla e, yani ligi bitmeden ya Bursa Spor'daydım. E, galiba bir ay mı olur, iki ay mı olur tam olarak bilmiyorum. Ama Galatasaray, hiç... Beşiktaş falan da gelmedi. Tabi tamam, tabii Galatasaray geldi. Galatasaray, Galatasaray e, 4,5 milyon verebiliyordu. Bir de İstanbulspor aynı paraya veriyordu. O zaman ha, Cem Uzan, Uzan başkandı. E, aynı para 9 milyon dolar İstanbul Spor. Safet Çoca hocaydı. Evet. Onlar bir de e, Galatasaray. E, bir de tabii Fenerbahçe. Ama ilk başta Fenerbahçe. Yani daha zaten o zaman seçim vardı. Başkan Azim o zaman bir oyla geldi. geldi. Daha gelmeden önce o hani süreçte. E, Vefa Küçük aramış mıydı seni? Yok o aramadı. Anladım. Yok o aramadı. Ben galiba Abdullah e, Ercan. Abdullah Ercan. Evet. Ercan vardı. Bugün de bizi Bir, bir tane daha oyuncu Hasan Şaş mıydı ya da Ayhan mıydı ki? Üç tane böyle transfer arman, yapacak. Şaş şaş vardı. Olabilir. Olabilir. Vardı. Olabilir. Yani üçü bir anda alacaktı öyle. Ya da üçten o evet. üç isim arasında birini alacak. Tam olarak hatırlamıyorum. Evet, evet. doğru. Çok iyi hatırlıyorum onu. Ki zaten seni fena Hasan Şaş'ı Galatasaray Ayhan Akman'ı aynen. Beşiktaş aldı. Evet. Sonra hemen temasla direkt geçti. Hatta başkanla direkt konuştum. İşte böyle böyle. ne düşünüyorsun, bir seni almaya düşünüyoruz falan filan. Ben de tabii hani büyük takım gelince e, o zaman sadece sözle dedim ki başkanım hani e, ben size söz veriyorum. Hani herhangi bir imza da bir gerek yok. Yani ben Fenerbahçe'ye geleceğim. İşte şöyle hemen yani çok fazla da konuşmadık. Onun beş dakika söz verdim. Zaten hemen arkasında Yavaş yavaş başladı her şeyini gazete yazmaya yazmaya işte falan. E, e tabi bu transfer, transfer e, bol servis e, yüksek olduğu için o zaman. Yani e, Türkiye'de gerçekten inanılmaz bir yankı. Tabi. Yani bütün gazeteler o kadar üzerimde gel, ciddi bir şekilde baskı vardı. baskı vardı. Çünkü astronomik bir paraydı o zaman. O peki seni e, hayatını etkiliyor muydu o stres baskı uyurken? İşte bir yere giderken. Şöyle oldu. Şöyle oldu. Ben ufak bir ameliyat geçirdim dizinden ama çok ciddi bir şey değil. Menüs gibi sağ ayağımda. Sağ ayağımda o zaman. Çünkü Bursa Spor'da biraz sıkıntım vardı. İzmir'e gitmiştim. Hatta e, Bülent Zeren e, hoca yapmıştı galiba. Rahmetli oldu o da. E, ufak bir ameliyat oldum ve transfer oldum. Olduktan sonra hemen Bosna'ya gittim. Kaçtım daha doğrusu. Çünkü dedim ki işte biraz uzak alayım. Çünkü biliyorsun yani basın. Evet. Bir de o zamanki basın şimdiki gibi e, e, ayrı değildi. Mesela bizim o zaman magazin biliyorsun. Tabii. İşte spor. Bilmiyorum, her şey bir arada. Tabii, doğru. Yani hiç ne anlatıyoruz. Evet, var. Sen ne diyorsun televoleler falan filan. Zaten nereye gidersen nereye gezersen peşinde koşuyorlar. çok zordu. Bir de tabii o transfer olunca. Sen burada şarkı da söylüyordun. Gitar da çalıyordun. Tabii o da var. <gülüyor> <gülüyor> Bütün Türkiye'den bahsediyordu. Tabii ben de hemen hastaya gittim. Dedim ki yani biraz her şeyden uzak. Kalayım, orada biraz hem antrenman yapayım. Yavaş yavaş kampa hazırlık yapayım. Öyle biraz uzak kaldım. Yoksa o anda Türkiye'de kalsaydım kesinlikle çok daha fazla baskı oldu. Ama sürekli tabii içimde hani tamam kendime güveniyordum falan. Ama sonuçta bu kadar hani para vermesi büyük bir sorun mu yok? Yani hem büyük bir camiye geliyorsun, Fenerbahçe, taraftar, beklenti. Bir de şöyle bir şey vardı mesela 9 milyon dolar verilir mi? Böyle bir anket yapmışlardı çok iyi hatırlıyorum sanatçıların işte kimler herkese soruyorlar neler neler tabii. ya işte bu kadar para verilir mi verilmez işte üniversite yapılır bu kadar yol yapılır daha <laughs> şey vardı ee, sketchi bile yaptılar ya Levent mı hamdi hamdi Alkan yani şey vardı onun böyle bir tabi tabi <laughs> o o bile şey yapmıştır hani ben böyle balonun içinde işte paralarla böyle tabii, tabii bu işi şey. <laughs> <laughs> Ya böyle bir şey yok. Herkes ondan bahsediyor. O yüzden e, baskı vardı tabii ama. Rating hamdi. De rating hamdi. Ra, çok rating. sen hatırladın. Rating, rating. <laughs> baskı stresle sen Bolsa'ya gittin, geldin, sezona başladın ama mükemmel başladın. Evet. Yani o sene Joachim Löw yönetiminde evet. Fenerbahçe. Sen Viorel Moldovan ee, arkanızda John Leşimamoşe. Tabi. Ondan sonra bir ara bir Sergen Yalçın geldi galiba. Sonra geldi. Sonra geldi. Mehmet evet. Yakın var. Mehmet Yakın. Mehmet i̇şte işte Diyadin. Diyadin. Bravo. Erol Bulut, Halil İbrahim, Tayfun, Bravo. İlker, mi? Kemal Ettin. hepsi, Ruştu. İnanılmaz evet. top oynadınız ve uzun sürede lider götürdünüz. Aynen öyle. İlk yarı lider bitir. Sen kaç gol attın o sene? 18 gol ve yani şey 15 asistici O 8 gol 15 asist inanılmaz bir performans. Evet, zaten. evet çok iyi. Ya yani 9 milyon dolar hakkında vermişsin <laughs> yani. herhalde. Zaten evet, ikinci, <laughs> evet ikinci üçü gibi baştan yazmışlar. Yani. Evet, O sene yani. gerçekten <laughs> ben oynadınız. Parma yazlığa geliyordunuz. Son ya burada yendiniz. Rakip 10 kişi kaldı. Kanlamaro'yu attırdın. Kanlamaro sonra dünyanın en iyi stoperlerinden. Kesinlikle çok zor oldu. Attırdım. 1-0 bitti. 2-3 olacak da olmadı. Orada Parma son anda eledi. Sen hatta orada o nokta yaptın direkt gol oldu. Aynen. O parma gitti kupalar da. Turam, Kandavaro, Kieza, Bogosyan, e, inanılmaz bir kadro. İnanılmaz bir kadro bravo. Ya şöyle e, şunu söyleyeyim sadece Fenerbahçe'ye geldiğinde hani Love geldi ya sen size dedin ya. Şimdi Love de beni tanımıyor tamam mı? Hani birbirimizi tanımıyoruz. E duydu bu kadar büyük bir transfer olduğunu 9 milyon dolar. Bana hatta şey soru dedi ki sen nerelisin hani, Hırvatistan'da mısın dedin. Yok dedim ben Bosnalıyım falan. Şaşırdı mı? Şaşırdı şaşırdı olacak. Olacak. Çok şaşırdı yani. O da şaşırdı, <laughs> hani... Çünkü o zaman, ya şöyle söyleyeyim, o zaman Türkiye'de atıyorum 1 milyon dolar ya da 2 milyon dolar bol servis vermesi... ...yani Astro... 2-3 milyon dolar civarında transfer En fazla, abi. en fazlalarda 9 milyon duyunca hani Allah Allah Zaten senin yüzünden Galatasaray, Hasan Şaş'a 5 milyon <laughs> dolar verdi. Bejan Akman'a da 2 iki, iki alacakken Beşiktaş son anda İstanbul Spor devreye 8 milyon sonra geldi. Ya, bravo bravo çok doğru söylüyorsun. Baya bir Tabi. Sen yükselttin çıtayı. Levan. Bak Toşak bugün şey demiş. Ayalakman böyle e, uçakta dönmüş böyle. Daha demiş sana o demiş. 8 milyon dolar verdiler. Yani. Eyvah. Sene. Hem ba basın basın baskı yapıyor. Orada Toşak da yapıyor baskıyı. <laughs> Söver, toşver, <gülüyor> söyler Toşak söyler. <laughs> Yani işte Lord denedi beni. Hani ama son, sonuçta o hazırlık maçlarda bir başladık. Ee, iyi i̇yi de başladım. Ondan sonra inanılmaz bir böyle şey oldu bana karşı tabii güvenin e, işte e, yani antrenmanlarda olsun maç. Yani belliydi ben ilk 11'de oynayacağım. Yani sürekli beni oynatıyordu, benimle konuşuyordu falan. Onu demek istedi. Hatta bir gün de seni galiba İnan Usta'nın gibi Beşiktaş maçında Aynen. sen çizgiden topu geriye doğru Dimaş'a doğru kessin. Bravo. Öyle oldu. O maçı Beşiktaş kazanmıştı. Sakat sakat oynadın ve löv rica etti değil mi sana? Bravo. O şöyle oldu. Hatta parma maçında galiba biz önceden oynamıştık. Şimdi hangi hafta bilmiyorum. Eğlen, eğlenmiştik galiba orada. Orada bir Turan stoperdi o maçta. Çok kötü bir darbe aldım onunla böyle ee, bilek bilek civarında. Sonra işte doktor mu? bu hatırlatalım. Turam şu anda Fransa milli takımında oynayan sol kanatta oynayan Turam'ın babası Lilian Turam'dan bahsediyoruz. O zaman dünyanın en iyi stoperi zaman zaman, sabek zaman zaman stoper evet. oynuyor. Fransa 98'de de. Eee, giden yolda hatta Hırvatistan 2-1 iki yanda ikisini de turam atmıştı. Tabii tabii en iyi en iyi oyuncu galiba seçimdi evet. olabilir. Tabi ee, tabii bastı. Ondan sonra gittim doktora falan baktılar. Tendon hani Şu tendon bir tane var. Hani aşıl değil. Hı -hı. Şurada e, bileğin içinde orada bir tendon hani kopmak üzereydi. O derecede kötüydü. E i̇şte Beşiktaş maçı vardı. Ben de e, ee, antrenmanda işte antrenmanda koşamıyorum, yürüyemiyorum. Sonra işte Lov çağırdı beni odaya. Ya işte çok iyi hatırlıyorum o konuşmaya. Ee, lütfen dedi hani bu maça hani oynayabilir misin falan dedi bana. Ya dedim hocam ben oynamak istemez miyim yani derbi maçı, Beşiktaş maçı. Ee, neden oynamayayım falan hani ama gerçekten dedim ayağım çok kötü basamıyorum e, ee, hadi dedi beraber çıkalım sahaya bir bakayım ben de. Hani hala böyle ikna etmeye çalışıyor. Resmen evet. rica etmemiş. Rica, etmiş. Ya, evet. Yani öyle söylemek istemedim ama baya böyle içinde böyle şey oldu. Sonra işte bandaj yaptılar düz koşuyorum. Düz koşu böyle biraz sekiyorum ama düz hadi bir şekilde ama böyle yan koşmalarda işte falan mümkün. Nasıl dedim. Yok yok bak işte koşabiliyorsun falan. Ha, ne, ya, gerçekten böyle şey oldu. Hala koşuyor. Ya dedim ben niye oynamak istemeyeyim? Tabii ki ama basamıyorum. Hiçbir şey yapamam. Sağda dur. Bana söyledi bu. Geldik orada. Bak dedi. Sen yeter ki çık sahaya. Seni oyuncular görsünler. Çünkü ha. sen dedi sağda olduğu zaman oyuncuların güvenliği işte çok artıyor. Çünkü sana çok güveniyorlar falan. İyi hocam hadi ben elimden geleni yapacağım. Ama ben gerçekten dedim yani performans ile ilgili bir şey söyleyemem. Çünkü ya inanılmaz bir acip dediğim gibi basamıyorum. Neyse orada bir böyle çok bandaj falan filan. İşte maçı kaybettik. 3-2 kaybettik. Orada arttırdım golü ama e, yani galiba da yine de verdiler. Tam olarak şey vurdular. Onu da tam olarak hatırla, hatırlamıyorum ama öyle bir anımız oldu. Ama o sene hakikaten büyük oynamıştın ya. Şey mesela e, Hacı ile falan kıyaslanıyordun hatırlıyorum gazetelerde. Evet. E, Hacı de inanılmaz performans sergiliyordu. Sen de müthiş oynuyordun. Metin Diyadin, sen peki Real Madrid'le e, sezon bitmeden mi anlaşmıştın? Mesela öyle bir rivayet var. İşte Valid sakatlanmaktan korktu. Real Madrid'le anlaşmıştı zaten. O yüzden son haftalarda çok kasmadı diye böyle... böyle halk arasında böyle bir şey var. Ben hatırlıyordum o, o konuşmalar, Hatta gazeteciler. Aslında... E, yani şöyle bir şey söyleyeyim şimdi. Böyle düşündüğüm zaman... Hiçbir oyuncu... Yani... Bana mantıklı gelmiyor. Çünkü ben o zaman... Asla öyle bir düşüncem olmadı yani çıkıp da sahaya ha ben bugün ya çünkü sen sahaya çıktığın zaman o top seni çekiyor istediği kadar sen yok ben bugün oynamam ben böyle işte biraz geri çekti böyle bir şey yapamazsın öyle de yaparsan zaten genelde sakatlık geliyor çünkü öyle evet. evet pozisyonlara oraya. o mücadele girdiğin zaman hafif girersen geçmiş olsun sakatlanıyorsun peki Metin diyelim senin gözünün önünde ayağı kırıldı Evet. Sen peki ondan sonra biraz ürküme, çekinme... Yok yok yok. Performansın aynı mı devam etti? Yok asla öyle bir şey. Ya bana göre performansı aynı devam etti. Çünkü ben ilk e, yarıda 11 golü attım. İkinci de işte 7 tane attım. İlk Asistler adam. devam etti. Yani e, bana göre bir düşüş olmadı. Takımın Ama... performansı düştü. Takımın performansı düştü. Çünkü bizim o sene şöyle bir şey vardı. Hani yedekteki oyun, 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 oyuncular... Hani ee, şöyle söyleyeyim. Mutsuzlardı. 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 Hani kalitesiz demeyeyim asla çünkü kalite oyuncular vardı ama mutsuzlardı. Yani oynamayan oyuncu mesela Bolic gibi işte galiba Safet Kim, işte Faruk o zaman isimlerdi. Sergen Yalçın, yani. Sergen Yalçın geldi. O da oynayamadı o zaman. 2011'de oynamadı evet. o da. Yani çok büyük oyuncular, yıldızlar. Yani biliyorsun hani Mutsuzlar. oynamak istese mutsuzlardı. mutsuzlardı ve oynamak istiyorlardı. Bizim de ilk 11'de Uçe'nin Metin'in eee ayağı kırılınca bizim böyle bir denge denge, denge bozuldu. Kaldı, doğru. Bir şey oldu yani bizim. Peki sen Bolich'le ikiniz de aynı vatandaşsınız. Evet. E Bolich'li takımda oynuyorsunuz. Aranız iyiydi değil mi? Tabii tabii iyi. Peki şimdi Bolich yıldızla falan başlar. Sen geldin biraz gölgende kaldı. Hı -hı. Bir aranızda bir sıkıntı oldu mu? Bir de yedek oldu, sen ilk 11'de oynadın. Vallahi aramızda hiçbir sıkıntı olmadı. Hani içinde ne olduğunu bilemem. Tabii hani ne düşündü ama mutlaka hani ister istemez belki içinde böyle bir şey vardır. Tane kırgınlık ya da mı neden öyle bir, bir ufak bir kıskançlık da olabilir. Çünkü sonuçta dediğin gibi Yıldız evet. sürekli ondan yani bu arada müthiş bir golcü, müthiş Tabii. bir oyuncuydu oradaki yaptığı başarıyla olabilir. Yani ben çünkü ben geldikten sonra o sonradan. ...böyle o iki senede az forma bulmaya başladı... ...oynatmamaya başladı... ...ama bizim aramızda hiçbir zaman sorun olmadı... ...hani o, görüşüyorduk... O lövle problem mi yaşadılar hep... ...Bolic, Faruk, Sergen, Yalçın ya oynamıyorlar diye... ...yani ben e, şahsen bir... ...yani onların aralarında... Yani antrenmanda ben bir şey fazla hissetmedim ama belki bireysel sonra gittiler konuşmuşlar olabilir ama zordu yani. Ama yeterli kadar katkı veremediler ilk 11'e. Veremediler. Abi. Veremediler. Ben... peki başkanım var mı? Yoakim öyle. Ve onun bu denli iyi bir teknik adam olacağını ya da başarılı olacağını tahmin edebiliyor muydun? Evet tabii o zaman çok genç bir teknik direktördü. Hani kimse de tanmıyordu. Evet. Ee, vallahi Valla o yani benim gördüğüm o zaman ee, yani antrenmanlarda olsun, ilişkide, işte futbolcuların ar ar aradaki sohbeti, muhabbeti, işte e, motivasyonu falan çok iyiydi. Yani o andaki e, gördüğüm kadarıyla tam böyle Alman disiplinli ama şey değildi. Hani e, disiplinliydi ama herhangi bir problem ya da sorun varsa gidip konuşan bir ha. insandı. Yani konuşabileceğim ha. bir insandı. Ha. Yani çok böyle hani anlayışlı bir tipti yani. Ha. O yüzden hani bana göre iyiydi ama tabi bu kadar e, Alman milli takımda işte yani teknik direktör olacağını hani tahmin edebiliyor muydum bilmiyorum onu yani cevabını da bilmiyorum. Az Yıldırım'la anım var mı? Elbette ki vardır. E, Aziz Başkan'la e, Hiç mesela seni yazıhanesine çağırdı mı bile bir? Şöyle oyna böyle oyna şöyle oynuyorsun böyle oynuyorsun senden daha iyi performans bekliyoruz ya da çok iyisin sana özel prim. Yok ilk sene şöyle oldu mesela hani bir toplantı yaptı ben hatırlıyorum. Sonra böyle biz bir kaybetti galiba bir maç mı iki maç geldi başkan böyle çok kızgın çok üzüldü işte herkesin önünde toplantı yapıyor. Başkan tabi başladı işte oyuncuları eleştirmeye falan. Ya dedi işte Nasıl böyle bir şey bana yaparsınız ya bir tane olan var burada ya dedi bir tane olan var ya gerisi dedi işte yalan falan gibi bir şey falan hmm. beni özüyor ama seni attı oyuncuların arasında <laughs> aynı aynı oyuncuların arasında böyle bir attı ben böyle şok oldum hani başkan o kadar sinirlendi ki ben de bakıyorum sağdan soldan hani şey Konuşma. bir durum yani resmi bir durum resmi yani. ama bu tarafta tabii kimse de başkana hani tabii ha. kızmak yani bir şey zaten mümkün değil o şeyi çok iyi hatırlıyorum. Ondan sonra bir de transfer olayı ee, çok iyi hatırlıyorum. Bu Real Madrid'e gidince transfer olayı hani imza atmadan kendisi imza atmak istemedi. O kadar üzüldü benim gitmeme. Ha Gitmeni istemedi. İstemedi gitmeme. Ben de tabii arada kalmıştım. Hatta böyle imza atarken imza atması gerektiğinde e, yöneticilerle konuştuğu o masada kendisi imza atmadı. Dedi ki Ali Yıldırım işte kardeşi. Dedi ki sen atayım. Ben atamam falan. Öyle Oo, çok, üzülmüştü. çok üzülmüştü. Aynen öyle çok üzülmüştü. Ee, ve aramızda şöyle bir e, muhabbet geçti çok iyi hatırlıyorum. Yani ben dedim çok mutluyum burada Fenerbahçe'nin ama bir daha dedim öyle bir fırsat gelir mi? Çok zor. Madri. Bir de dedim ya sakatlarsam, ya sakatlanırsam bir daha. Bak sanki böyle şişim, çağrı. Çağrı hissediyormuşum gibi. Vallahi aynen öyle oldu. O Mesela o muhabbeti çok iyi hatırlıyorum. Ve... Ee, maalesef sakatlandım da Tabi bir de Aziz Yıldırım şöyle bir şanssız oldu. Başkan seçildi, o koça gitti. Seni aldı, bir sene sonra da sen gittin. Bravo. Ya, yani. yani. Bir de sen kaç milyon euro ekmişsin rahmetli? 20 milyon dolar. 20 milyon dolar. Evet. Hatta o şeyde, dolar. şeyde 17 milyon dolara gitmişti o koçada. Aynen. O 17 milyon evet. Yani yani şu... ikimiz de yani 35 36 37 milyon milyon dolar iki oyuncudan kazanmış. Hatta... hatta 9 milyon dolar ama 30 ya büyük para kazanmış çok yani. Çok büyük, çok büyük. Yani 28 milyon dolar kârda. Kârda. Yani o zaman bütçesi işte Fenerbahçe'nin. Tabii. Neredeyse işte bilmiyorum 20 30 40 50 milyon dolar tabii, yani. Tabii. Aynen öyle. Yani bayağı bayağı büyük bir para yani. Zaten e, Fenerbahçe'nin muhtemelen o 98'de evet. e, artışa geçtiği e, maddi anlamda tek Tabii. tek sene. Ondan sonra hep borç. Fenerbahçe en fazla bol servis kazanan oyuncu sen misin? Fenerbahçe'de hala galiba. Sonra Sol geliyor 16 milyon euro'ya değil mi gitti? Sol. Sağ sol. Sağ sol evet 16. Ee, evet ama tabii o dönemlerde bu paralar tabii, tabii paralar ya yani. yani. şimdi şöyle hani doner 20 milyon rahatlıkla yani şu bu durumlarda böyle 50-60 milyon dolar civarında hani e, bu piyasada olsa tabii. yani şu anda kıyaslan Peki kıyaslan sen şimdi 20 milyon dolara gittin şimdi Fenerbahçe 9 milyon dolara gelen baskı stres vardı acaba acaba oynayabilecek miyim oynadım Real Madrid'e gitti 20 milyon dolar şimdi orada da o baskı oldu değil mi o çok büyük bir baskı oldu o çok yani hatta İspanyol gazeteleri var. Şey. Yeni Rivaldo geldi falan yazıyor. Tabii tabii neler yazdılar ama şimdi kimse tanımıyor. Tabii çünkü sonuçta gerçekten bizim ligi bile bilmiyorlar adamlar. Tabii. Tanımıyorlar hani takip etmiyorlar. ha Büyük takımları belki biliyorlar ama bilmiyorlar. Hiç kimse bilmiyor. İşte nerede, nasıl, bu kadar para verilir, bu kim, nereden geldi. Mesela edelim? bir Galatasaray performansın var. İnanılmaz oynadın. Bir de Parma performansın var. Bir de galiba e, Göteborg maçı mıydı? Evet. Topu alıyorsun sağ ayakla uzak köşeye vuruyorsun. Mesela o 3 maçı izlesin zaten her takım transfer edersen. Ya onlar zaten geldiler canlı izlemeye. Ha izlemeye zaten canlı izlemeye ve o maçta galiba Antalya maçı gerçekten mükemmel oynadım bu maçta. Hani olur ya. Her, her çizgiden topu uzak 90'a vurduğun maç mı? Yok o değil. O değil O değil. 3-1 bir maç kazanmıştık. tam olarak hatırlamıyorum şimdi nasıl gol oldu ne olduğunu ama 3-1 kazan gerçekten çok iyi oynadım. Şeye gelmişti o maçta. Pirri vardı Pirri. E, menajer e, bir de bir tane daha yönetici şimdi ismini bilmiyorum e, izlemeye sonra bir gün önce de Jeremy'i izlemeye gittiler. Hmm. İki gün çünkü o zaman Toşak gittikten sonra söylemişti işte böyle böyle oyuncular var yani hmm. daha, sor, daha doğrusu sormuşlar e, Toşak söyledi. Hani gidin isterseniz bir izleyin İşte o maçta ben de çok iyi oynadım o maçtan sonra da e, şey beğendiklerini falan söylediler. Sen gittikten ne kadar sonra sakatlandın? Ben gittim hemen sezonun ilk maçından önce yani Mallorca maçı vardı deplasmanda. Ben zaten hazırlık maçlarında hatırlarsan Toşan döneminde oynadım. Evet. Çoğunda oynadım. Hep ilk biri zaten düşünüyorum Hatta da. Süper Kupa maçın bir maç kupa da kazandınız galiba Inter'e karşı. Evet. Oynadım. Sen, sen sen oynadın. Tabii attırdın golü, attırdın Aynen. İyi de oynadım. İyi de oynadım. Ben Jeremy ile beraber Inter Inter'e karşı işte Vieri o zaman Panucci, evet. Zanetti çok iyi bir kadro ve bütün hazırlık maçları da oynadım ben. Tam işte o lig e, haftası. Yani Mallorca maçı, Deplasman'da ilk maçı başlayacak. Ben ufak bir sakatlık yaşıyorum. Bir de öyle bir düşüyorum ki yani ben tekrar videoda gördüm de hiç kimse inanamadı nasıl böyle bir şey Hadi işte muhtemelen bu orası aşınmış aşınmış aşınmış. O anda denk geliyor. Tabii orada ben zaten ilk daha böyle e, dizimde şey duydum böyle bir sesler duydum falan. Sonra gittiğimde ee, ufak bir işte menisküsü oldu şöyle ama benim dizim hep böyle sürekli şişiyordu yani Değil yavaş de. yavaş böyle Hani çağırıyordu. çağırıyordu Ve Bir ay uzak kaldım, uzak kaldım. Hemen orada bir ay uzak kaldım sonra Tam böyle toparladım gibi oldum gittim milli takıma milli takımda Estonya maçı vardı orada 4-1 kazandık 4 tane attım orada Tam Barcelona maçından önce işte El Clasico Sen oynayacaksın Ben oynayacağım Geliyorum Madrid'de kadro her şeyi o hafta çalışıyorum işte taktik çalışması antrenmanı bitecek biz de havalanına gideceğiz Barcelona Barcelona'ya gideceğiz kadrodaydım ben hatta sağ tarafta oynuyordum McManaman sol tarafta oynuyordu böyle bir de 4 2 3 1 gibi işte Raul en montes, ha, Morian. Morian tesi, Raul arkada, arkada. Sağ, ben o, solda McManaman orta sağda galiba Redondo ee, şimdi Sidor Fumu ya da işte Evan Elgera kimse işte geri kalanı işte Fernando e, Hierro, Salgado, Carlos ve Campo ya da evet. işte öyle bir kadro. İşte Casillas. Öyle bir kadro var ama sağ tarafta oynadığını biliyorum. Son 5 dakikaya antrenman bitiyor. Artık böyle yağmur başladı. İşte böyle bir hani baskı yapayım gibi bir şey oldu. Hani böyle futbolcunun üzerinde gidersin ya böyle bir baskı. Sadece sol ayağım böyle bir kaydı içeri doğru çat diye böyle bir ses geldi vay hatta toşak da 2 metre 3 metre duruyordu orada o ses, bile duyduğumuz bir o kadar ses geldi ki neyse ben hemen düştüm zaten sana öyle ağlamaya başladım beni hani böyle almışlar yani ağlama falan futbolcular çünkü Basayar'ın üstünde ama benim hep maç kafamda hani tamam. diz bir de bükmek istiyorsun Barcelona maçına keşke dedim hani Barcelona maçında olsaydı da hadi dedim yine de belki Çapraz oldu da bilmiyordum o anda. Kafam da değildi dedim. Belki böyle suç tamamen koparttım olabilir bir şey. Meğerse gittim işte hastaneye hemen çektiler işte MR falan. Baktılar maalesef dedi. parça olmuştu Allah ya. Allah Allah. Ya şey. Sen Çapraz. o sakatlığı yaşamasaydın sen Real Madrid'de yüzde yüz oynardın. Yani sen buradasın diye söylemiyorum. Sen hakikaten büyük futbolcudun oynardın. Savyodan da yedin. Mekmanımından da iyi futbolcudun sen. Senin bir de handikapın şu oldu. Hem ee, sakatlandın. Ölü kadavra koydular. Tutmadı. Uh -huh. Bir daha eski gücünü toparlayamadın. Uh -huh. Bir de sonraki seneler Los Galacticos oldu. Yeni gelen başkan. Her sene bir iki transfer yaptı. Figo'yu aldı, Zidane'yi aldı, Beckham'ı aldı, Ronaldo'yu aldı. O da handikap oldu senin için. Tabii. Beklemediler senede. Ee, değil mi? Yani katılır mısın bana? %100 doğru. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Real Madrid öyle bir kulüp ki asla senin büyük bir kredi yoktur. Yok. Yani isterse 100 milyon euro versinler. Elif Bey işte. Hah. Hazard. Bravo. Çok Eden güzel. Hazard. Yani çok güzel. E çok güzel örnekler veriyorsun. Yani istediği kadar para versinler sana kredi. Sen her maçı, oynadığın maçı, oynadığın dakikaları iyi olman lazım değil. Süper olman Tabii, lazım. Ronaldo'yu ısıtladı ya. Yuvaladılar Ronaldo'yu. Yani. Enteresan yani. ki bak Ronaldo her maç gol atıyor. Madrid tarihinin en çok aklı, gol atan futbolcusu. İki maç, İki maç sallandı. maç sallandı. Yuvaladılar. Şunu biliyor musun? Eden Hazard, Chelsea'de harikalar yaratıyor. Belçika milli takımı tek başına sırtlıyor. Kevin Depp. Aynen öyle. Oynayamadı. Gerrit Bey yıldızlı geldiğinde Star'da yani enteresan bir kulüp orası. Ya çok yani Erol işte ne <laughs> bileyim. <laughs> Aynen öyle. Adebayorlar, <laughs> i̇şte, Bilmem ne kimse şey. Yani Orada yani Real Madrid gerçekten başka bir seviye yani. Tamam, tamam. Barcelona ile beraber ama Madrid böyle dediğim gibi herhangi bir kredi, herhangi bir hani çünkü kafandan varsa hani 20 milyon dolar verdiler beni şöyle bir şey. Ya Zidane ya 3 tane Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaptı üst sene üstte tek faktör olarak. Hemen 4. sene gitti. Yayını... yani orası gerçekten başka bir seviye. O yüzden benim orada ha senin şöyle dedin ya hani sakatlanmasaydın. Hani şöyle olabilirdi şimdi hani o ilk banko hani 11'de sürekli oynardı oynuyordu ama Oynastır. Sonuçta 20 tane Aynen. 25 tane maçı vardı o olurdu yani Aynen. diye o zaman düşünüyorum. Figo da yok, Zidane da yok. Tabii ilk sene sen, yoktu. Ya McManam'ın zaten Real Madrid'e geldiğinde en bitik dönemi gelmişti. Hı, hı. E çok böyle uç oy, mükemmel değildi de şeyde İngiltere'de gibi tabii, oynamıyordu. Tabii 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 Sonradan açıldı. Ben Savio mesela o da iyi, futbolcuydu iyi futbolcuydu ama senden iyi futbolcuydu abi senin bak sen kanat oynayabiliyordun. Forvet oynayabiliyordun, on numara oynayabiliyordun, uzaktan şu çekebiliyordun, orta yapabiliyordun. Sen enteresan bir oyuncuydun abi. Kesinlikle doğru ama şöyle bir şey. Şimdi böyle bir şey de var. Bilmiyorum şimdi sen bunu katıl katılır mısın? Bosna'dan gelen oyuncu. Tabii doğru. Arjantin'den gelen oyuncu. Başka tabii. Şimdi Luchescu mesela. Rumen olmasa Luchescu, İtalyan olsa Real Madrid çalıştırmıştı mesela Milan-Barcelona. Yani. Maalesef yani sen oradan geldiğin zaman Bosa'da sen yüzde yüz değil, yüzde iki daha iyi olman lazım. Daha O kadar doğru. da seviye değiliz yani. Şimdi doğruya doğru. Bir de senin dediği gibi ikinci sezon zaten Figo ve Zidane geldikten sonra ve o sakatlıklar işte hoca değişikliği Del Bosque geldi. Ee, gerçekten çok zordu yani. Senin bir tane Anelka, Eto, Jeremy ile fotoğrafım var. Çok güzel bir fotoğraf. Evet. Dördünüz. Evet. Hepiniz de genceciksiniz. <laughs> Anelka falan daha genç böyle. Şimdi şöyle tabii orada en ıı, büyük benimdi galiba. 25 evet. yaşında. Anelka böyle 20 21 22. O Eto 18 yaşında. Orada. Tabii 18 19. Jeremy de yaşı doğruysa 22 falan. Tabii. E, Eto mesela nasıl alçamanlarda falan falan? Vallahi enter yok. şöyle bir Eto şey çok genç bir gibi hatta o da da beraberdi anlamız vardı. O da da beraber kaldık bir, bir, bir kere. inanılmaz para harcayan bir çocuktu. Hatta Öyle babası mi? geliyordu dedi ki söylüyordu kulübe lütfen buna para vermeyin. Bana para vermeyeyim. Çünkü bu yani bilmiyor yani nasıl para Bilmiyorum. bir de o 18 e, mesela o zaman otel'e giderdi. 3 saat 4 saat otelde mesela şeyle konuşurdu. Kamerun'la falan musun? uzak hesabı evet. falan tabii, falan. Tabii. Bu da kaç para kazan. 18 yaşında geldi. Tabii. Çok böyle çılgın bir çocuktu ve orada hiç oynamadı. oynamadı. O hep 18'in dışında kaldı. Aneka. Sonra bu, bu ...Toşak gittikten sonra Delbosc'e geldikten sonra şey e, Mallorca'ya gönderiyorlar onu kiralık. Evet. Orada patlıyor et. Doğru o. doğru. Orada patlıyor. Orada, orada her maçta var. madde gol atıyor ara. Ondan sonra patlıyor gidiyor. Anelka. Anelka hemen benden sonra geldi. ...çok şey bir enteresan bir çocuk... de kapanık bir çocuk... ...müthiş bir futbolcu... ...ama Anelka'nın e, geldikten sonra... ...şeylerle tartıştı... E, e, Raulle ve bu... ...babalarla tartıştı... ...ha Guti'de var mıydı Guti? ...Guti var... Raul, ...onlarla mı tartıştı... ...onlarla tartıştı... Ş ...şöyle tartıştı... ...açıklama yaptı... ...yani... E, ...bir gazetede açıklama yapıyor... ...Marka gazetesi... ...onların en çok okuran dedi ki... ...işte Raul dedi ve Moriantes dedi öyle o kadar iyi futbolcular değilse aralarında dedi sadece paslaşıyorsan bana pas vermiyorlar. Oo öyle bir açıklama bir geldi. Ay yediler bu. Antrenmana bir geldi var ya nasıl tekme <laughs> nasıl her şey. Var yani yani yumru, yumru değil böyle yani topla beraber geliyor böyle bir bakıyorsun. Çok giriyor obru giriyor böyle giriyor. Ve Anelka aldılar. Aynen Anelka o yüzden orada yapamadı. Yani Anelka orada ama Anelka çok önemli golleri attı. Yarı finalde galiba Bayern Münih'in de bir bir oradaki maçı yarı finalde içeride de galiba çok önemli golleri attı. Vay Moriarty, Zral, bu kapı yediler oradan ya bunlar. <laughs> yediler hemen ne <oradan> yaptılar. <laughs> <laughs> ha, hani bu da çıkar öyle bir tip oymuş <laughs> yani. Tabii kim ya. kim hemur sağlıktı tek ay gibi. tabii de. Tabii Casillas. Eee Casillas da böyle free kicklerde şey e, tabii o da çok gençti. 18 yaşında başladı. O zaman benim o geldiğim sene ilk sene başladı. Onların böyle şey vardı. Bodo vardı, Casillas vardı, bir de Bizzari diye bir kaleci vardı. Bordo sakatlanınca şu ikisinin arasına sürekli gidip geliyorlardı. Bir maç bu oynuyor, bir maç bu, bu böyle bir bu kötü, bu kötü, bu kötü, bir türlü şey tutunamadı. Ondan sonra Casillas da şey geldi, yani bir kaleci antrenör geldi, onunla böyle çalışmaya başladı. Del Bosque geldikten sonra böyle çıkarttı onu maçlarda ve gerçekten o zaman mükemmel oynamaya başladı. Free şöyle oluyordu hani biz antrenmandan sonra şey friklikler atardık işte hep müzik kalırdık falan. O da böyle şey hep derdi yani Bodo ile beraber hani e, işte etrafında konuşurdu sonra da öyle. Carlos değil de işte böyle şimdi vuruşları daha böyle tehlikedir falan. o diyor işte olduğu yerden vurur falan filan konuşuyordu sonra böyle. Ve çok iyi bir çocuktu aslında. Ben, ben milli takımdayken e, e, bu pro lisansa gittiğinde onlar gelmişlerdi. Bosna ile oynamışlardı maç birkaç yıl önce 7-8 yıl oldu. Orada karşılaştım. Ee, çok da iyi bir çocuktu yani gerçekten. Hmm. Raul. Ee, böyle bir profesyonel yok ya. Müthiş bir profesyoneldir Raul. Ee, biraz böyle Araya yaptıklarını sana yapmadılar değil mi? Yok bana yapmadılar ama bana şey e, hep kızıyordu. Ben çok şut atıyordum ya. Bir <laughs> <laughs> pas vermiyorsun bir, bir pas ver. <laughs> i̇şte o Daranandan ya. Mesela çok yakın ya bir de sağ müthiş de işte, top falan filan kendini Ben de buraya da değil ki ya ya daran bir de pas var. Roberto <laughs> Carlos. Roberto Carlos çok değişik bir adam ya. Böyle güler yüzlü falan. Ama e, ya aramızda bir problem yoktu. Sadece mesela birkaç maç oynadık beraber. Hatta ilk 11'de. Bana Benimle farklı oynuyor. Savio ile çok farklı oynuyor. Ha, vay. Mesela Savio'yu bırakıyor yukarıda. Mesela Savio açık sol açık oynuyordu ama hücumda o geride. Savio daha böyle geride kalıp biraz daha işte ona pas verip çok fazla hücuma ama benimle oynadığın zaman inanılmaz hücuma katılıyor tamam mı? Sürekli bir bakıyorum ben Carlos ileride. E ne yapıyorum? Ben sol bek. Hep sanki... böyle yapıyor bana biliyor musun? Oh. Ben diyorum ki ya senin yeri falan ama çaktırmıyor. Çok, çok 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 tehlikeli. Çok tehlikeli. Çakal kavramı. Böyle koşmaya lazım. Ben böyle nasıl Çakal Vallahi çok çakal ya. Jeremy. Jeremy işte beraber gittik. O da çok iyi bir çocuktu. O, onunla işte Inter maçında biraz önce söyledi ya. Söyledin ya. Oynadık beraber. O da çok iyi oynadı. E, o maçtan sonra bana dedi. Vallahi biz dedi bu maçı iyi oynadık dedi. Oynamasaydık biz de burada hani çok büyük bir eleştiri olurdu. Tabii. E, yani bir de şöyle bir şey var ile. çok iyi hatırlıyorum bir uçak maceramız vardı Madrid'e Barcelona'da dönerken orada uçakla gerçekten çok kötü bir şey geçirdik. Turbulans falan düşüyorduk neredeyse bile ufak uçakla. Bilmiyorum sana anlatmış mıyım? Evet önce? Evet. Yani böyle bir şey yok, herkes ağlıyor uçakta. İşte Roberto Carlos arkasında ağlıyor, Ivan El Guerrero herkes böyle ağlıyor. Biz de dedik ki gittik yani Manchester United gibi hep beraber öleceğiz yani. Çünkü ufacık uça uçak, pır pır uçaklarda. Sen bana bağıra dua okudun mu? Ben, ben ben zaten o zamandan beri korkuyorum o uçakla o ve hala korkuyorum. Hiç, işi yenemedim uçak korkusu. Ee, Jeremy o zaman <laughs> Ya uçak şimdi sallanıyor gidiyor şey düşüyor gibi işte yukarı çıkıyor falan. Jeremy de gülüyor. Sürekli gülüyor ama nasıl gülüyor o böyle aa a, a, Allah, <laughs> atıyor. aa 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 en sonra artık böyle gülüyor gülüyor arkasında böyle kim söyledi bilmiyorum sesi. Ya dedi Jeremy yeter dedi işte sen ne gülüyorsun falan o da baktı ki ciddiye bindi iş o da sustu. Bütün ya var ya 15-20 dakika gülüyor ya nasıl sesi Allah, çıkıyor ama ha ya ne olacak işte ölürsek ne olur falan başla <laughs> Ivan Elgera gerçekten arkasında ve Carlos ağlayarak ya. Ben oh. orada korktum zaten. Döndüm böyle bir baktım. Carlos ağlıyor. Carlos ağlıyor. Sen dedim sen ne? Türkiye. Figo. At maceras. At maceras. <laughs> ya o çok acayip ya. Yani. Tabii şimdi İsviçre kampı da e, bu arada tabii o da ya, müthiş oyuncu ve böyle lider oyuncu yani gerçekten. Eee Kendine yani hem antrenmanda hem maçlarda biliyorsun free kick mesela evet. Carlos'a izin vermezdi sağ taraftaysa o alıyor vuruyor falan çok nadiren Carlos vuruyordu yani çok böyle şey bir tipti lider bir oyuncuydu işte kamptayız İsviçre'de koşuyoruz böyle e, ormanda işte 2-2 iki, 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 iki koşuyoruz ben o zaman e, Solari vardı hatırlarsan. Solari ile beraber işte Zidane ve Figo galiba aynı Figo yiyordu galiba Solari Bravo aynen ee, i̇ki iki, tane iki kişi üç kişi önde koşuyor arasında işte koşuyor böyle bir baktık oradan iki tane kadın atla böyle geçiyorlar aralarında tamam mı? böyle Şimdi biz koşarken muhtemelen şimdi atlar yanına geçerken İkilden. bir iki, aynı ikili korktu falan filan kadın böyle attan düşecekti falan Kad, şey at bir döndü Figo yanında duruyordu at ayağını bir uzattı tam şurasına geldi Figo'ya ama Allah'tan böyle yakındı ya çok yakın olunca herhalde düşünsene dizi kapağını verseydi veya kırardı yani kırardı. Kırardı. Neyse hemen böyle a falan attı kendini herkes orada yanında falan 60 milyon euro gitti. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ki bir şey olmadı <laughs> bu sefer de planımız var bu zaman unutmuyorum onu. Zidane. Aa Zizou ya. Zizou ve <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir anımız vardı ee, Hazırlı hazırlık kampta. Tabii o da yeni geldi. Benim ikinci sezon başladı. İşte bir hazırlık maç oynuyoruz. Böyle bir sıradan bir takım, küçük bir takımda İşte falan bir frikik oldu sağ tarafta. Tabii Zizou da geliyor falan filan. E ben de şimdi sağ tarafta iyi, 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 iyi Bir sağ. de hep kafamda vardı hani... Sonuçta hani bir sene buradayım. Sağ, sağ taraftaysa hani sol ayak vurur Ve gerçekten futbolcular bana hani beni antrenmanlara görüp de şey yapmıyorlardı hiçbir Tabii. zaman. Ama sonuçta o da geldi hani sağ ayağında. Hani vuracak diye. Ben de tabii eğildim topu alınca böyle. Hani hiçbir şey söylemedim. Hani falan demedim. Aldım topu. İşte koydum falan. Tam böyle gidiyorum. O da böyle baktı bana. Neyse o da uzaklaştı kendi. Bak hiçbir şey söylemedi. Söylemedi. Hiçbir şey söylemedi. Uzaklaştı baktı Neyse ki vurdum gol oldu. Ha gol oldu. Gol oldu. Öyle bir anımız var ama sonra kendi gelmeyi düşünmemiz idare. Biz o ne oldu. Sizden var top başına geçti. Yok ondan sonra zaten beni gönderdim. Seni yemiş. <laughs> ben Bakış bakacağım <atın> sana. Siz <laughs> sen orada aynı sen çekil dememiş. Ben <laughs> konu <laughs> ben çekildim sana. Çok güzel. Ya çok ya? Ay ay Şey gibi olmamış. Ahmet Dursun sen yediyormuş ya. İçime doğdu bu Cem hocam. Tüm her adı uç koyulmuş, saygın olmuş mu? vuruyor ya. Aynen. Seni öyle mi Sana böyle bak Ben gözüm aynı öyle ben. Ya öyle bir nücü var bu ya. Tabii bu var bu. Necat bir yediç. Ya ne diyor? Ama rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Valla Necat bir yedişle çok böyle antrenmanlarda şeylerimiz vardı tabii. Ama tabii gelişim benim ya benim kariyerimde tabi Aslında muhtemelen olmasaydı hiçbir şey olmazdı. Yani o öyle bir adam. Ee, çok büyük bir payı vardı yani. O zaman ben onu aramam saat 3'te gece hatta karısı çıkmıştı o zaman telefonda ilk baştan gece saat 3 ben havalandarı ara arayıp da işte böyle böyle ilgileniyor musunuz diye o gece işte telefonla görüşüp benimle tekrar Bursa'ya beni çağırıp yani başlangıcı orada oldu. O yüzden Necad Hoca'ya çok şey borçluyum gerçekten. Evet. bana çok güvendi. Yani bir de o zaman o da teknik direktör yeni oldu. Yani evet, o doğru. cesareti gösterdi. riski aldı. Riski aldı. Çok büyük bir riski aldı. Abi. Ama seni gördükten sonra riski aldı. Yani. yani ama yani <laughs> böyle olmaz. O yüzden o böyle antrenmanlarda olsun. İşte e, Necdet Hoca'nın gerçekten benim için çok çok farklı bir yeri var. Allah rahmet eylesin. Mekanı cihet olsun inşallah. sus iç. Ha benim idolüm. ...Safet Hoca... ...yani küçükken babamla beraber hep... ...babam maçlara götürüyor... ...Sarayva takımında oynuyordu o... ...benim idolümdü... ...sonra işte Allah nasip etti de... ...onla beraber çalışma fırsatımız oldu... ...ben yardımcı antrenör olarak... ...Bosna Milli Takım'da 4,5 sene oldu... E, ...4,5 sene çalıştık... E, ...hala da görüşüyoruz... ...işte Konya'da oynarken o hocalığım yaptı... ...hatta bir Beşiktaş maçında... E, ...orada... İşte Del Bosque vardı son maç. Del Bosque'yi Bosque gönderdiniz beraber. <laughs> o, 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 <laughs> Del Bosque yani o da çok gerçekten ayrı bir insan benim için. E, Türkiye'de de bence çok şey kattı ama biraz değerini bil bilemediler ya bu da oh. iyi bir hoca. Fatih Terim. Ya Fatih Hoca ile evet. Ben e, Galatasaray'a geldiğimde Fatih Hoca tabii o zaman istemişti. Ben hani Fenerbahçe'de tabii Fenerbahçe'den Galatasaray'a gelmek biliyorsun hani kolay bir iş değil. Hani herkesin böyle hem tepkisi falan cami aslında ve bu tarafta tabii yine büyük bir camiye tekrar kendini göstermen lazım ama Fatih Hoca ile hani şöyle bir şey oldu. Ben mesela ilk Galatasaray'a geldiğimde nedense o hazırlık kampı katıldığına şey ben hiç oynatmadı ilk yedi hafta. Hiç oynatmadı beni. Hani çağırmadı da konuşmadı en son baktım ki yani 7 hafta geldi işte Antalya'dan en son dedim ben bir konuşayım yani hocamla hani durum nedir ne, niye böyle hani sonuçta şeyden gelmiyoruz 3. 4. ülkede evet. gelmiyoruz Real Madrid'den geliyorum oraya hani oynamak için geldi ki ben Real Madrid'de bak şöyle söyleyeyim sana ya neredeyse %50 indirim yapmışım Galatasaray'a yani oradaki parayı bırakıp sırf Tabii. oynamak için geldim 27 yaşındayım o zaman Baktım oynatmıyor hoca beni. Bir, bir hafta, iki hafta, üç hafta, dört hafta, beş. yedi hafta oldu. Ya çıldıracağım ya. Yani böyle çok şey oldu. Neyse Fatih Hoca'yla böyle antrenmanı dedim. Hocam yani şu yani o niye oynamıyorum? Hani ya işte sen daha hal, hazır değilsin. Yani senden daha şey çabuk şey bekliyordum falan. Hani hazır ya dedim ben hazır böyle antrenmanlar olmam. Ben maç oynamadan nasıl hazır olacağım? Ben, siz beni dedim tanıyorsunuz biliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey söyledim. Fatih Hoca öyle söylemek o kadar artık sinirlenmiştim. Dedim ki hocam ben dedim, oturmak isteseydim ben Madrid'de zaten otururdum orada. Tabii benim orada mukavelen devam ediyor. Ben burada oynamak için geldim. O da böyle biraz şaşırdı şey oldu yani şeyimiz olmadı tabii kavgamız olmadı. Ama Fatih Hoca ile böyle hani e, benim tarzımda ben biraz duygusal bir futbolcuydum. Yani bana böyle biraz daha e, yumuşak arkadaşça yaklaşıp işte ne bileyim Bak, mesela love gibi, hani böyle beni nasıl diyeyim, serpohlamak daha şeydir bak. Fatih e da yok mu o? Hani Fatih Hoca biraz daha e, onu aslında anlamak lazım. Fatih Hoca mı serpohlanmak istiyor? Yani bana göre, e, nasıl bunu, şey tam olarak kelimeyi bulamıyorum hani, e, mesela şöyle raf sokar laf sokar. Antrenmanla mesela bir laf sokar var ya ben böyle giderim yani. Mesela ne diyordu sen? Ne laf sokuyordu mesela? Mesela korner gelirdi. Tamam. İşte e, antrenmanda tabii korneri atıyorum. Mesela bir tane çok hani vuruyorum böyle müthiş bir korner. bir de maçta böyle yapsan mesela. <laughs> de var ya gidiyorum Mehmet. Ha, ha bir de maçta böyle bir şey yapsan hani hani neredesin işte niye böyle yapmıyorsun falan filan. Ben hemen çöküyorum falan. Ondan sonra şöyle de anımız vardı İşte Galatasaray-Fenerbahçe 6 sıfır sıfırlık maç ben Galatasaray'daydım ve gerçekten o hafta sakatlanıyorum ben ee, muhtemelen de belki de oynatacaktım hani Fatih Hoca. Sonradan saat 2 gece bir baktım şey bir bir gece e, yarın maça gideceklerdi, de ben e, saat 1'de şey teyzesi çağırıyor dedim Allah Allah şimdi ne oldu falan filan geldi işte. Böyle böyle dedim maç hani ne diyorsun hani hazır mısın oynar mısın? Vallahi dedim hocam çok isterim ama Yani fiziksel şey sakatım nasıl çıkacağım maça falan baktı bana. He, muhtemelen şey benden bekliyordu hani hocam ben hazır hazır oynarım. O sever herhalde öyle. Yani iyice tanımak lazım hoca Tabii. aslında. Çünkü muhtemelen senelerdir o müthiş bir kadroyla çalıştığı için onu anlıyor. Şey istiyormuş o. Ben çok oyuncuyla konuşuyorum. Hocam sakatım ama oynarım ha, ya. Aynen öyle. Ben tam tersi. Hani <laughs> Çünkü hazır değilsen tabii, tabii. çünkü sorumlu kalmak istemiyorum. Sonra böyle dedim, iyi tamam dedi hadi git falan filan. Baktım böyle herhalde biraz böyle şey bekliyordum ben de. Ama sonra televizyonda 6 sıfır izleyince dedim ilk hiç <laughs> <laughs> Ama nasıl biliyor musun? kırk kırmızı oldum televizyon. Bir oldu, iki oldu, üç oldu, dört oldu, beş oldu. Eyvah dedim ya. Şükrü. İyi ki gitmemişim dedim. Ben. <gülüyor> <gülüyor> Derboski de Derboskey, Konya maçı. Derboski seni Vadit'te düşünmeyen hoca değil mi? Tabi o nasıl düşünme? Ya yani, ha, düşünmüyor ne evet. Düşünmedi evet. sen. Evet. Şöyle oldu. <laughs> evet şöyle oldu. Yani, geldikten sonra Delboske ben iyileştirdikten sonra Birkaç maçta böyle beni aldı kadroya. birkaç dakikada oynattı falan ama ben bir sürü böyle toparladım hep 10 dakika 5 dakika sonra kadroyu almamaya başladı. Almamaya başladı. Tabii almamaya başladı. Sonra işte dedin ya Zidane Figo ya, seni Del Bosque madette yedi. Sen de Konya formasıyla Beşiktaş'a Del Bosque yedin. Vallahi işte adalet öyle. İğne <laughs> 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 adalet adalet yok. Yani çok iyi bir insandı gerçekten Tabii, çok. Çünkü bir insan. o mesela ben de orada konuştu. Söyledi bana hele Zidane Figo gelince Dedi, senin için elverde de en iyisi dedi bir başka bir takım daha hani gidersin işte kiralık oynarsın. Çünkü burada dedi forma şansı bulman çok zor. Ben de itiraz etmedim ya Zidane var Figo var ne yapacağım. Dünya ya. bir adam da var. Ya meditation muhası ya. yani böyle babacandı. Tabi. Ve konuşarak bana söyledi. Sonradan ben zaten Fenerbahçe'de tekrar kiralı geldim falan vesaire. Ee, ama sonra milli takımdayken hatta pardon Beşiktaş'ın maçında Konya maçında e, ee, işte Del Bosque'nin son maçı aslında 3-1 yendik biz Beşiktaş'ı orada kupadan eledik sonra öyle bir muhabbet oldu dedim o beni gönderdi orada ben de biz de burada onu gönderdik ama yok her zaman beni gördükleri zaman Bosna'ya da gelmişlerdi milli takımdan gittim ziyarete İnanılmaz böyle sevindi. Değil mi? Yani ben ben bile şaşırıyorum. Çok bir adam da ama. Yani. Müthiş. Çok, çok klas adam. Çok Del klas. çok klas bir adam gerçekten. Hacı. Birlikte oynadın. Değil mi? Ee, Karşılık mı oynadın? Karşılık oyn Karşılıkla oynadım, birlikte oynadım. Ya, birlikte oynamadın Ama bir yaptı. yaptı. Ya Hacı e, şöyle ikinci sezon işte Fatih Hoca'dan sonra teknik direktörü oldu. Ee, Galatasaray. Ben de o zaman hatta Fatih Hoca beni e, Bulent, e, Hakan bir de bir kişi daha vardı. Kadro dışı bıraktı Fatih Hoca. O bize geri aldı. Ve ben orada bir toparlama süreci yaşadım. Gerçekten iyi oynamaya başladım. Evet. O da bir Trabzon maçı no, var. Gol Tam böyle iyi oynamaya başladım. Ama Hacı şöyle şey enteresan bir adamdı. Yani herkese kendi gibi görüyor. Hani görmek Değil istiyor. Mi? Yani sanki herkes Hacı gibi hani 50 metre top atsın, sola açar, vursun. aynen mesela bir çalışma oluyor. Ne bileyim işte 5'e 4, 6'ya 5. işte 5 hani böyle kısa alanda oyunu oynuyorsun e, ee, normal bir maç gibi oynuyorsun ama diyor ki mesela o topu işte for, arkasında forvete buluştur, buluşturacaksın yani. Ondan sonra bir gösteriyor o. Geliyor böyle yapıyor. Abi hop topu böyle hep <laughs> istediğimiz ki herkes acı değil yani sen, <laughs> ne sen yaparsın ama ya, sen, senin dışında gider <laughs> <yani. gülüyor> sen, <senin dışındaki gülüyor> <laughs> <laughs> sonra bir bari bu topu nasıl atamazsınız bu buradan gidecek falan çıldırıyor <laughs> tabi abi yani, acı yani, sen hani, Müthiş bir adamdı yani. Tabii hocalığı biraz şey dediğin gibi o biraz erken geldi. erken geldi. Ee, biraz dediğin gibi belki zamanı değil dedi. Zaman Biraz beklemesi lazım. Olan 5 sene bekleseydi biraz antrenör olsaydı farklı farklı kulüplerde Mustafa da gelseydi iyi teknik adam olabilirdi. Ama, aramızda iyiydi yani. Senin bir dört 4 üçlük maç var. Fenerbahçe alt maçı 3-0'dan 4-3 oldu. İlk yarı oynuyorsun. Maç 3-0. Hoca seni oyundan alıyor. Evet. Sonra sen kızıyorsun, sinirleniyorsun. Taksiye binip gidiyorsun. Sonra maç 4-3'e dönüyor. Fenerbahçe geri dönüyor Bravo. ve şampiyon oluyor sene. Bravo. Taksiye bindin 3-0'da. <laughs> Taksinin indiğinde kaç kaç kaçtın? 4-3. 4, 4 mi oldu? <laughs> Radyodan mı dinliyorsun onu? Evet dinliyorum. Ya benim hayatım... Taksici şaşırmadı mı seni yanında görünce? Futbol, fu ya oynadığım senelerdir futbolu en disiplinsiz hareketim odur. Yani ben hiçbir zaman öyle bir oyuncu yani herhangi bir hele öyle terke, terk, et, terk etme stadı bilmem ne falan. Yani oradaki o psikoloji ya yani 3-0 maç bir de bana göre en kötüsü ben değildim. Yani değil. Ha tamam hepimiz kötüydük 3-0 ama en kötüsü değildi. Tabii o psikoloji futbolcu psikolojisi. Beni bir çıkarttı oyunda 3-0 düşünmüyorum. Şimdi 3-0 gol lazım beni niye çıkartıyor diye düşünüyorum. Ha neyse Kim, ki alkan yeni. Yani? Şey Rapayeci zaten Rapayeci. Rapayeci Rapa 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 müthiş oynadı. Ve dediğin doğru ben de hemen çıktım. Soyum odasına gittim. Dedim bekleyeyim bekleyeyim. Yok dedim ben beklemeyeceğim. Çok kızdım dedim Mustafa Hoca'ya. Sonra gittim dedim ki taksiyle bindi. Evet şaşırdı. Dedi sen hani maaşla değil <laughs> misin? Ya değilsin. Ya dedim ben dedim, çok fazla açıklama yapayım. Sakatlandım çıktım dedim gideyim. Radyo şey e, taksiye bir bindi dedi. Samandıra'ya kadar 3-1, 3-2, 3-3, 4-3 maçı maçı. Ben sevineyim, üzüleyim. Seviniyorum tabii ki hani şampiyon oluyorsun ama bu sefer de şey olursun, yani, yarın ne olacak? Tabi tabi. Çünkü yarın hesabını vereceksin. Niye kaç niye gittin? Tabii. Niye böyle bir şey? Tabi maç alınca muhtemelen orada biraz hafifledi. Evet. Ne yapar ceza verdiler. varlar ceza. Maçı kaybetseniz kesin kal düşün. O fazla şey yüzde yüz. Hak etmiştim abi. Tamam, hak etmiştim. <laughs> bir şey yok ya. Kim Mustafa Hoca konuştu mu bununla alakalı seninle? Vallahi şimdi hatırlamıyorum. Galiba Konuşulmadı çünkü dedim ya maçı kazanıldı. Tabii. Sadece galiba ya para cezası yapmış. Yettim yoksa var ya kesin kadro dışı. Ee, bir de o kadro da enteresan. Bak sen varsın. review var, Rapaiç var, Kenneth Anderson var, Lazetiç var, Yusuf Şimşek var. Yusuf Şimşek sabek oynuyor. Bravo. Yani hayır... Top rakipteyken kimse Serhat, gelmiyor. Serhat Akın var, Ali Güneş var. Top rakipteyken kim geliyor abi? <laughs> Aslında şöyle benim o tekrar Fenerbahçe'ye gelmem. Hani kiralık olarak Aziz Başkan istemişti tekrar Madrid'den gelmem. Ben daha önce konuşmuştum ve artık anlaştım hani geleceğim diye. Mustafa Hoca geldi hemen arkasında transfer olarak. E Mustafa Hoca da istediği oyuncuları şey verdi, listesi verdi. İşte Rapa'yı, Çire, Vivo, Su, işte kim varsa falan. Aslında Mustafa Hoca benim gelmemi muhtemelen istememişti. Çünkü evet. o kendi kadrosunu kurmak istedi. Vallahi. Yani kafasında daha vardı. Veda veya, itibata geçmişti oyuncular. Tabii kafasında şey düşünür. Sola Rapa'yı koyalım, Forvet'e Vivo koyarım. Forvet'e Anderson okuyor. Asabe Sebekat'e. Serhat hiç şey oluyor. Fazla oluyor. oluyor. Tabii tabii. Evet. Yusuf bile Sebek'i koymuş yani. ya. Yani mutlaka öyle düşündü. O yüzden ben geldikten sonra bazı sıkıntıları yaşadık. Yani evet. İlk başta Rafa sakatlanınca yani çok bir sıkıntı olmadı ama Rafa hiç de işte sağlam olduğunda, revin olduğunda evet. o zaman hani uçumuz nasıl bir anda hani oynayalım, nerede oynayacak. Ama şey, Mustafa Hoca çok cesaretliydi. Hatta bir arada bize hep hepimize sağa çıkmıştı. Evet. Şey o sene şampiyon oldunuz. Kaç gol attın o sene? 6 ee, galiba ya. 6 gol attım. Galiba 6. Az az gol attım. Az az gol attım. O da e, ilk yarının son 5 maçta mı ne böyle üst üste attım. Sonra iki, ikinci yarı beni hiç ona oynatmadı. O, o zaman yaptım. Serhat Ak'ın tabii oynatmaya başladı. Serhat atma gol atmaya başladı. Şimdi seni, çok... seni çok böyle şey yapmıyordu değil mi? Yani benim o her zaman şey vardı. Sıkıntı vardı, sıkıntı vardı ama ee, o sezon tabi şey gibi geçmedi ilk sezon. Mustafa Denizli ile var mı anın? Mustafa Hoca ile e... yok çok fazla bir şey Sadece şöyle vardı Denizli maçı vardı. Beni sürekli oynatıyordu. İşte bir maç, iki maç, üç maç ilk geldiğinde hani sakatlandı ya ben iyi oynayamıyorum. Hani daha çünkü ben ilk bir kamp geçirmemiştim. 5-6 gün kamp geldim hemen beni oynatmaya başladı. Ben hazır değildim. Oynat oynattı. Sonra bir gün geldi Denizli maçı vardı içeride. Beni çağırdı. Ben de şu, şimdi diyorum ki bak ilk defa ben normalde hep oynamak isteyen bir oyuncu. ilk defa diyorum ki ya keşke bir söylese oynam Hani sonradan beni. Ve gerçekten onun için işte bari şimdi dedi böyle böyle hani ikinci yarı düşünüyordum falan. Valla dedim hocam isabet oldu ben de sizlerle konuşacaktım ben şeyi durmadım. Neyse ki maçı işte ikinci yarı oynattı. Attım golü ikinci yarı girdikten ondan sonra bir çıkışım oldu. Tabii. Öyle bir anım vardı yani Mustafa Hoca'yla. Bir de e, ee, Viorel Moldovan. Çok iyi anlaşıyordum. Ya. Oh, Moldovan. Ne yapıyor Moldovan şu anda? Moldovan geçenlerde bir programda kısa bir böyle bir görüşme oldu. Vallahi sakalı bırakmış böyle kilo almış ben bir tanıyamadım. Ee, galiba ben milli takımda, Bosna milli takımda çalışırken o da milli takımdaydı galiba yardımcı ama şimdi bir şey yapıyor mu? Bilmiyorsun. Bilmiyorum muhtemelen Hocalık yapıyor. İyi ya anlaşıyordunuz. Ya tabii şimdi oradaki sistem hani oynadığımız sistem biz ben hep mesela Anderson'da benzer bir sistemimiz vardı. Ama özellikle Moldovan'la Mesela biz şey gibi oynuyoruz, oynuyorduk. Atıyorum mesela 4-4-2 oynuyorsak 4-4-1 bir gibi mesela ben arkasında böyle serbestim Serbest, sola kesinlikle. giderdim sağ mesela Atıyorum Erol oynuyorsa solda veya Tayfur sağda Ben mesela öyle ya da işte ne bileyim 3-5-2 yine Moldovan'ın yanında Forvet olarak ama çok serbestim O yüzden Moldovan tam bana göre Şey bir santrafordu yani Tabii. Hem böyle sağlam Hem pas veren Duvar yapan olarak parakolla tam pas veren yani ikimiz de Çok iyi tam Anlıyoruz birbirimizi Aynen öyle ee, ve o sene de o da bayağı baya 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 gol at, Gol, at, gol John Benjamin Toşak. John ben Benjamin Toşak işte Meri Madrid'e gelmem herhalde en büyük sebeplerden Çoş Toşak'tı. Çünkü o da burada Beşiktaş'ta çalıştı o zaman ben Bursa, Bursa oynarken. Ee, işte gittikten ya daha doğrusu gitmeden önce onun da büyük bir payı vardı tabii. Ee, şöyle bir şey hatırlıyorum. Ee, Toşak böyle şey bir hoca yani getirdiği oyuncuların asla vazgeçmez. Bak bana Madrid'de ben ilk geldim orada bana oturup konuştuk dedi ki bak burada da eleştiriler olacak. Bir sürü burası çünkü Real Madrid yani inanılmaz bir baskı var. Ama dedi sen de ricam sadece topunu oyna. Her şeyi bana bırak dedi. Wow. Bak böyle söyledim. Ya ben böyle çünkü beni çok fazla tanımıyor. Tabi. Ama böyle bir şey değil. beni bir aldı. İnanılmaz bir özgüven vardır. dedim ki ben şimdi hem kendim için hem hoca için Geçim. yani o hazırlık maçlarında öyle başladık. Bir de böyle bir çok güzel bir anımız vardı. Onu da mesela unutmam. İspanya'dayken şimdi hatırlamıyorum hangi bir şehirde Real Madrid gider çok ünlü bir kilise vardır. Ve onu herkes ziyaret eder. Şimdi Real Madrid olarak biz oraya gittik. Ee, ve o kiliseye git, gir, girmemiz, gitmemiz lazım. Şimdi ben sordum. Dedim ki, şimdi bu kilise ziyaret için mi gidiliyor yoksa bu şey mi? Hani ne derler onu? No, no. Hani no. duvar no. için i̇şte, mi? ibadeti Dediler ki işte burada diyor herkese ibadet eder. Ben, oh dedim biz nasıl şey olacağız? Biz, biz Müslümanız hani. Tamam, kilise şey ya yapamayız. Seccade <laughs> edip iki reken babası kısırdım. Ama <laughs> namazı her yerde kıldırırsın. Yani mutlaka ama ben şok oldum. Hani katta Hazreti Ömer'in hikayesi vardır biliyorsun. Hı hı. Böyle hızlıca koşar adımlarla camiye giderken e, rahip ya da papaz durduruyor, peder ya da neyse. Hı hı. Nereye gidiyorsun? Diyor? Camiye gidiyorum diyor. Kılsana kilise diyor. Yok diyor yetişmem lazım. Ne yani diyor namaz diyor kilisede kılınmaz mı diyor. Yok diyor c namaz her yerde kılınır ama diyor. Ben kilisede namaz kılarsam diyor benden sonra gelecek nesiller... Ömer burada namaz kıl diye kilisene elinden alıp cami yaparlar diyor. Bravo. Yoksa diyor namaz her yerde kılınır. Yok yok kalınır tabii ki kılınır. Ve ama işte biz o zaman tabii. şey düşünüyorduk hani farklı düşünüyorduk en azından. Sonra ben hocaya dedim bir gidin bir konuşayım. Dedim hocam böyle böyle. Dedim, biz hani tamam ziyarete gideriz ama dedim orada dedim şeyler var. Biz dedim hani şey değiliz. Hristiyan. Ha öyle mi? tam bir dakika dedi. Toplantı. Bak beş dakika sonra toplantı herkes. Oturduk falan. İşte kiliseye kim girmek istemiyor? Ben Bordo İgner protestan herhalde. Hı. işte İşte Anelka Müslüman e, şey Sidorf o da bilmiyorum ben Beş kişi kaldırdık eller neyse gitmedik. Ertesi gün var ya gazetede. Vay efendim bunlar nasıl bunlar. öyle mi? Evet. Nasıl ziyaret? Ya ben de diyorum ki Real Madrid İstanbul'a geldi. Siz de camiye gidip de şey namaz kılın kimse söyledin mi? Öyle bir şey yok. Ya şaka gibi değil mi? Değil mi? Şaka gibi. Şaka ben şok ya. oldum. Gazetede var mı? Askı yapıyor. Sonra bana menajer oradaki menajer tanıdı. Ya işte gitseydin de böyle şey. Ya dedim kardeşim ben niye gideyim ya? Gitmek zorunda değil mi? Barcelona'nın altyapısında da varmış mesela bu. Çocukları sürekli böyle ibadete götürürlermiş. Ya onlar çok inançlı insanlar ama abi tamam abi inançlı oldu yani. Herkes inancı kendine abi şimdi. Aynen öyle. Ben al ister kiliseye giderim, ister sinagogu giderim, ister cami Sana ne yani? Aynen öyle. Niye öyle izleyenler götürüyorum? Toşak ben... orada gerçekten büyük bir şeyi gösterdi. Son soru Lionel Messi kupayı aldı. Dünya kupasını. Neler hissettin? Sen Ronaldo Jules'un Messi'si mi? <laughs> yani evet o soru, soru hep soruluyor. Tabii ikisi de çok farklı ama. Ya şöyle ben değerlendiriyorum biliyor musun? Hani e, yetenek tabii ki Messi. Ama yaptıkları bak şeyden dolayı söylüyorum yaptı. Tabii ki Messi de yaptı işte. Hani onun tartışmaya gerek. Yani oynadığı kulüplerde hem Manchester'dan hem Juventus'tan her Real Madrid'de, hem milli takımda hem işte aldığı kupaları attığı golleri ben Ronaldo'nun bir adımı önde düşünüyorum yani. Ama 120 maç fazla oynamış Ronaldo. E, Ronaldo Messi'nin daha çok kupası var bir de bir 150 tane direkt gole katkısı var yani. E skora katkı anlamında Messi 120 maç az oynamasına ama daha fazla. Ama Barcelona'da oynadı abi. Bir de şimdi Paris Saint-Germain'de oynadı. Yani senler de Barcelona'da bir kulüpte. Şimdi sen değiştiriyorsun anladın mı? Gidiyorsun mesela bir İtalya'ya gidiyorsun. En iyi, en iyi oluyorsun. Bir İngiltere'yi oynadığın döneminde en ileriden oluyorsun. E Madrid'e gidiyorsun. Farklı ülkeler, her şey bir farklı. Ya bu, bu kolay değil. Farklı bir futbol oynanıyor bir kere. Mesela bunu da değerlendirme. İşte milli takımda yaptı. Yani ben biraz Ronaldo e, daha böyle profesyonel daha şey. E Tabi e, yani Ronaldo'nun biraz daha şey düşünüyorum. E, Dünya kupasının gelince e, yani aslında Arjantinin almasını sevindim. E, Messi'nin de bu kupasını almasını sevindim. Hani eksik herhalde oydu sadece. Sağ ama Maroko'nun önünü kestiğini düşünüyorum. kimi Maroko. Şey Kime? Fas. Ha, Fas'ı. biz Marokko da. diyoruz da ha, Fas. Evet, Fas. Onu da e, Fransa maçında düşünüyorum. Baktılar ki böyle hani ciddi iş biniyor. <laughs> Finalde <laughs> de alır. Onu, 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 biraz böyle şimdi gibi. Ama Messi'yi de bilmiyorum. Herkes öyle anlatıyor. Bilmiyorum sen ne diyorsun. Hani e, Messi böyle biraz böyle şey oldu. Hani Messi alsın diye. Yok abi ya Hollanda maçı mesela. Dakika 90 Vegos faal yapıyor. Hollanda bir takım lehine verdiler faali. Maç döndü. Penaltılara gitti. Az da eleniyorlardı. Fransa maçı e, Mbappe 118 dakikada vurdu eline çarptı ya. Evet. Ondan önce top kafadan sekiyordu gibi gözüküyor. Evet. Normalde tekrar edelim, elden sekiyor Mbappe. Ye. Fransa bir takımın oyuncusunu eline çarpmış. Mesela orada durdurması lazım. Penaltıyı tabii, vermemesi lazım. Dördüncü yani, golde Fransa atıyordu. Ya tabii tabii. Ha, ha, ya onu ya zaten Arjantin oynasalar da onları vermezler. Ya da verirler. Hı -hı. Ya bence... Peki, o giydiği şey Messi giydi ya. Abi şu anda çok sıcak durmuyor ama 20 sene sonra belgesellerde zaten insanlara sempatik ve sıcak gelir abi. Yok şeyden de oluyor. Hani nasıl ayarlamışlar tam boya göre daha önceki. <laughs> abi. <laughs> Messi benim maçı ayağına ıslah ederim maçı ayağına ıslah Ya yok iki tane de maçta penaltılarına kazandı Ben, ben de... mak istemiyorum inanın verim ben Ama çoğu öyle kamu şansı bırakır mı abi Penaltıda bırakır mı abi Bir şekilde oradan kuydun Doğru söyle Ama bak sevindim Onu adına sevindim ya Abi teşekkür ederim <laughs> <laughs> ayana sağlık Ben çok teşekkür ederim Keyifli bir söyleşi oldu Sağ olun ben de çok başarılar diliyorum Çok teşekkür ederim Çok Sevgili seyirciler Efsanelerden Evel Baliş'le gerçekten çok güzel bir söyleşi yaptık. Gelecek hafta yeni konularla, yeni konuklarla, yeni röportajlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.